1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi Fatih Sultan Mehmet Huzurlarında toplandı. Polis tarafından tek tek aranan işçiler bayraklarla metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu. Hastane alanında son plan kortejin ardından 1 Mayıs işçiler davul ve zurnalarla halay çekerek kutladı. Alanı dolduran binlerce işçiye seslenen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçiler çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Oturduğunuz evde, bindiğiniz arabada, temiz sokaklarda, yediğiniz ekmekte işçi var. Her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Kıt kanaat hayatını sürdürmeye devam eder. Cefa çeker ancak sefası çok azdır. Vergiyle ilgili 12 aydır çalışıyoruz. Bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor. Bu adil değil. Bu sürdürülebilir bir tablo değil. İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var," dedi. Değerli kardeşlerim, işçiler çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Oturduğunuz evde, bindiğiniz arabada, temiz sokaklarda, yediğiniz ekmekte işçi var. Değerli kardeşlerim, her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Kıt kanaat hayatını sürdürmeye devam eder. Cefa çeker ancak sefası çok azdır. Sendikal örgütlenmeden mahrum kalır. Örgütlenme mücadelesini verir. Bu durum çok uzun sürer. Bu benim ülkemde gerçek olan bir tablo. Değerli kardeşlerim, her alanda bedel ödemeye devam ediyoruz. Vergiyle ilgili 12 ay çalışıyoruz. Bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor bir senede. Bir bölümü 10,5 ay maaş alıyor. Bu adil değil. Bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu doğru değil. Bir an evvel buradan sesleniyorum ülkeyi yönetenlere, meclise, siyasi partilere. Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin. Ekim ayında kanun meclise gelene kadar her sokakta olacağız, her alanda olacağız. Buradan ifade ediyorum memur sendikalarına, işçi sendikalarına, hep beraber bu mücadeleyi vermezsek temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam ederler.